Arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir bitkiden bahsetmek istiyorum. Yazın gözümüzü gönlümüzü açan, böyle içimizi ferahlatan bir bitki. Zinnia çiçeği, diğer bir ismiyle kirli hanım çiçeği. Bunları biz geçen yıl böyle parkta gördük, çok hoşumuza gitti, çok sevdik ve şu şekilde kurumuş dallarından kurumuş tohumlarını alarak bu yıl çoğalttık. Yani daha doğrusu kardeşimle birlikte topladık. O kendisi bu yıl çoğaltıp bu şekilde hem saksılara dikti hem de şu altta gördüğünüz gibi bahçeyi birkaç kök şeklinde diktik. Şimdi bu bitkinin bakımıyla ilgili sizlere birkaç bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Aslında bu bitkinin birçok farklı türü var. Şimdi şu şekilde yalın kat türü var. Bakın şöyle sadece tek taç yaprak şeklinde açmış türü var. Bir de şu şekilde katmerli olan türü var. Diğer bitkilerde olduğu gibi bunun da birçok farklı türü ve birçok farklı rengi var. Şimdi burada turuncu, beyaz, bakın koyu pembe, açık pembe. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu bitki çiçeği açtıktan sonra çiçek yaşlandıkça böyle renginin farklı tonlarını alıyor. Mesela şunun gibi. Daha sonra yeni çiçeklerse böyle daha parlak, daha canlı renklerle bize gülümsüyor. Şimdi arkadaşlar bu bitkinin bakımıyla ilgili sizlere birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bunlar gördüğünüz gibi saksıda olan bitkilerimiz. Bir de bahçedekileri göstereceğim size. İkisi arasında biraz fark var. Çünkü tam bir bahçe bitkisi. Saksıda da büyütebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu şekilde güzel büyüyorlar. Çok güzel oluyorlar. Ama 20 günde bir besin verirseniz ta kış aylarına kadar bu şekilde çiçekli kalabilir. Tabii ki uzun süre çiçekli kalmasının başka bir yöntemi de var. Onu da söyleyeceğim sizlere şimdi. Hemen diğer renkleri göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar şurada farklı bir rengi var. Mesela bu biraz daha koyu bir pembe. Yaşlı olan çiçeğimiz biraz daha koyu, genç olansa böyle biraz kozmoza benziyor. Baksanıza daha açık bir renk almış durumda. Bunlar da işte tohuma durmuş böyle. Aslında güneş görseler tohumlarını alacağız. Şöyle bakın bunlar tohumlar aslında. Biz de geçen yıl bu şekilde toplayıp çoğaltmıştık. Bu tohumlardan direkt çoğaltabilirsiniz. Şimdi bu bitkilerin uzun süre açık kalmasını istiyor iseniz şu gördüğünüz kurumuş dallarını kesmeniz gerekiyor. Şimdi onu da sizlere göstereceğim ama bahçedeki bitkiyi de göstermek istiyorum. Bu da yine saksıda. Bakın şöyle burada farklı renkler var. Mesela şu henüz yeni açmış. Bunlar yaşlı çiçeklerimiz. Şunlar daha henüz yeni yeni tomurcuklanıyor. Dediğim gibi kışa kadar bakımını yaparsanız kışa kadar çiçekli kalan bir bitki. Bakın bu da henüz yeni açmış tomurcuklarını böyle minnoş minnoş gözüküyor. Yapraklarını yani taç yapraklarını henüz açamamış. Yavaş yavaş açmaya başlamış durumda. Hemen yanında begonvilim var. Bu begonvilimin sizlere geçen yıl videosunu geçen yıl değil ya bu ilkbahar başında videosunu çekmiştik. Sizlerle birlikte saksı değişimi yapmıştık. Bakın arkadaşlar bu şimdi buraya sığmıyor. Bunu da galiba direkt saksıda değil de direkt yere dikeceğiz. Kışın da artık muhafaza edeceğiz. Hatta üstünde de çiçeklerimiz var. Bakın çok güzel çiçeklenmiş durumda. Şimdi begonvil ile ilgili böyle bir dipnot geçmek istiyorum. Hazır buraya gelmişken ayrı bir videosunu da yapacağım. Ama isterseniz onu begonvil videosunda sizlere anlatayım. Çiçeklenme ile ilgili. Şimdi gördüğünüz gibi bunda çok fazla yoğun çiçekler yok. Bunun sebebini begonvil videosunda sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın bunlar da şeker begonyalar. Kedi tırnaklarım. Artık bugün çok yağmur yağdı. O yüzden çiçeklerini tam olarak açamadı arkadaşlar. Şimdi sabahtan beri yağmur yağıyor. Şimdi birazcık ara verdi. Normalde biz fındık topluyorduk. Ben de fırsat bulmuşken bu güzel çiçekle ilgili sizlere bir bilgi vermek istedim. Bu da gördüğünüz gibi bahçedeki bahçeye diktiğimiz yani direkt toprağa diktiğimiz kirli hanım çiçeği. Bakın bu da yeni yeni açıyor. Allah'ım şunun renginin güzelliğini. Çok tatlılar gerçekten. Şimdi bu
Bitki tam bir bahçe bitkisi. İyi drene edilmiş topraklarda çok güzel yetişir. Yani toprağının su tutmaması gerekiyor. Ama böyle bakımlı toprak istiyor arkadaşlar. Bol bol çiçek açmasını istiyorsanız yani biraz gübre vermeniz gerekiyor. Gerekiyor. Toprağını gübrelemeniz gerekiyor. Bir de bu bitki susuzluğa hiç dayanamıyor arkadaşlar. Yani toprağı kurumadan bunu sulamanız gerekiyor. Mesela saksıdaki bitkiler o yüzden biraz yani biz zorlandık. Çünkü hemen hemen her akşam su verdi kardeşim onlara. Ama bu bahçede olduğu için alanı geniş olduğu için biraz daha dayanıklı oluyor bahçede. Gördüğünüz gibi çiçeklerimiz daha büyük büyük, daha güzel, daha renkli renkli ve mesela şöyle bir daldan birçok yan dal çıkartıp birçok çiçek vermiş durumda. Bunu da şu şekilde yapabiliyoruz. Mesela bitkinizi diktiniz, henüz çiçek açmadım. Şu boyuta geldi. Bakın şu boyuta geldi. Hemen tepe çeliğini alıyorsunuz. Bakın yanında zaten bunun çelikleri var. Tepe çeliğini aldığınız zaman yandaki çelikleri büyütecektir. Daha çok dallanıp budaklanacaktır. Bu sefer ne olacak? Daha yoğun çiçekleri olacaktır. Daha güzel bir görüntü olacaktır. Buna da dikkat ederseniz böyle bahar başından kış başına kadar açacak. Yani açıyor gerçekten. Şimdi diğer dikkat etmeniz gereken şey ise şu gördüğünüz kurumuş çiçeklerini kesmek. Bunları kestiğiniz takdirde çiçeğinizin sonraki çiçekleri yani şunlar bakın bu mesela şu ilk çiçeği daha büyük, sonraki çiçeği daha küçük. Bunun sebebi bitkinin bütün enerjisini artık bunlardaki tohumlara harcıyor olması. O yüzden mesela tohum alacaksanız birkaç dal bırakın. Mesela bunları şu şekilde kesin. Tohum alacaksanız birkaç dal bırakıp oradaki tohumları alabilirsiniz. Zaten bir çiçekten yüzlerce tohum alabiliyorsunuz. Bunları kesmeniz gerekiyor. Yani bakım yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şu kuruyanları keserseniz sonraki çiçeklerde bakın bu kurumuş kupkuru olmuş artık. Şöyle göstereyim size. Şimdi hem video çekip hem budama yaptığım için biraz kayabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın o yüzden. Bakın bu kurumuş tamamen tohum olmuş artık. Bu tohumları da muhafaza ettiğinizde önümüzdeki bahar başı tekrar şu şekilde diktiğinizde önce saksılara dikerseniz daha iyi olur. Yeni fideler elde edip tekrar bahçenize dikebiliyorsunuz. Bu bitki mevsimlik bir bitki. O yüzden sürekli tohum almanız gerekiyor. Yani kış başına kadar çiçekli kalıyor. Ondan sonra soluyor. Daha sonra tohumdan tekrar yetiştirebiliyorsunuz. İyi, ne demiştik? İyi drene edilmiş topraklarda çok daha güzel gelişiyor. Ve susuz kalmayı hiç sevmiyor arkadaşlar. Hem suyu hem güneşi seviyor. Böyle de biraz tezat aslında bu durum. Bu bitki için. Ama güneş gören yerlerde çok daha güzel büyüyor. Mesela bu kısma öğleden sonra çok güzel güneş alıyor. Şu an bu bitkinin olduğu kısma. O yüzden bu da çok güzel şekilde büyümüş. Bakın. Hemen kuruyan dallarını kesiyoruz. Hem bahçenizde daha güzel, daha canlı bir görüntü olmuş oluyor arkadaşlar. Hem de çiçeğinizin bakın ömrünü uzatmış oluyorsunuz. Dediğim gibi eğer tohum almak istiyorsanız böyle birkaç tane dal bırakıp onların kurumasını bekleyip tohumunuzu alabilirsiniz. Bakın bunu da kesiyorum. Kestim. Mesela şu da kurumak üzere. Bunu da kestim. Bakın. Bakın çok güzeller arkadaşlar. Birçok da farklı rengi var. Şöyle diğer tarafa doğru göstereyim size şimdi. Bu telgraf çiçeği. Bunlar kasım patılar. Videolarını çekmiştim sizlere. Böyle bunlara da bir tepe çelik budaması yaptık. Bakın daha güzel dallı budaklı oldular. Yavaş yavaş tomurcukları görünmeye başlıyor. Şu an Ağustos ayındayız zaten. Kasım gibi açacak bitkilerimiz. Bakın bunlar da yeni. Bu şekilde yeni diktiğimiz çiçekler. Ve daha çok dallanıp budaklanıyorlar. Mesela bu tek dal. Şu gördüğünüz bitki tek dal. Yeri açık olursa ve böyle biraz aralıklı aralıklı dikerseniz çok daha güzel dallanıp budaklanıyor. Şunları da böyle sanırım salyangozlar yemiş. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın burada papatyamız var. Bunun adını unuttum. Bu da kasım patigillerden bir papatya. Şöyle diğer taraflara doğru
Bakın burada da yine çok güzel açmış durumdalar. Bahçede olmalarının avantajı yani. Bakın arkadaşlar çok güzel, çok parlak, çok renkli. Çok renkli. Çok renkliler şu anda. Çok güzeller yani. Bakın şöyle. Bu da farklı o yani bir tür katmerli. Rengi de değişik. Dediğim gibi yani çiçekler yaşlandıkça renkleri de değişiyor. Hemen şurada bakın kuruyan bir çiçeğimiz var. Onu şuradan şöyle kesiyoruz. Bunları topluyoruz. Bakın şunun rengi de çok güzel. Böyle turuncumsu bir renk almış artık. Turuncumsu. Bakın bu şu aynı dal arkadaşlar. Bu taze çiçeğimiz. Bakın bunun rengine daha parlak. Bu böyle daha yani soft bir renk almış artık. Yaşlandıkça renkleri de değişiyor. Bakın bu yeni yeni açmaya başlıyor. Burada yaşlı bitkimiz var. Yaşlı çiçeğimiz var. Onu kesiyoruz. Bu şekilde budama yaptığınızda dediğim gibi hem çok daha güzel görünüyorlar hem de sonraki çiçeklerimiz çok daha sağlıklı oluyor. Bunları da topluyoruz. Bakın topluyoruz. Bunları da aslında kurutabilirsiniz güneşte. Çünkü artık olgunlaşmış tohumları kurutup tohum alabilirsiniz yani. Ya da direkt çiçeğin üstünde mesela renk renk toplayıp tohum alabilirsiniz. O şekilde de yapabilirsiniz. Hemen geçelim diğer tarafa arkadaşlar. Bu da bizim hanım elimiz. Burada güzel çiçeklerimiz var aslında. Bakın şurada bir mini çiçeği var. Bunlar yeni açtığı için bunlarda kurumuş çiçek yok şu anda. Kasım patıları da belki şöyle güzelce açtıklarında güzel bir video yaparız. Bu aslında telgraf çiçeği. Bakın arkadaşlar sabah çiçeklerini açmıştı. Öğleden sonra kapatıyor. Çok fazla açık kalmıyor ama burayı çok sevdi. Bakın üstünde bir sürü açıp solmuş çiçekleri var. Bakın şöyle rengi şu şekilde tam netleyemedim. Burayı çok sevdi. Bu bitkinin şöyle bir özelliği de var. Sanırım kelebeklerin en çok sevdiği bitkilerden birisi. Çünkü araştırdığımda o şekilde yazıyordu. Az önce de bu bitkinin üstünde birkaç tane böyle kelebeğim ziyafet çekerken gördüm. Fakat yakalayamadım. Yani çekemedim onları arkadaşlar. Kelebek çeken bir bitki bu bitki. Kelebeklerin çok sevdiği bir bitki. Ayrıca şöyle bir özelliği de var. Uzayda yetiştirilen ilk çiçekmiş. Biraz araştırırsanız görebilirsiniz. Ben de çok şaşırdım. Yani oldukça dayanıklı ve güzel bir bitki arkadaşlar. Uzayda yetiştirilen ilk çiçek olması da onun gerçekten özel bir bitki olduğunu gösteriyor bizlere. Bu şekilde arkadaşlar bakın şöyle yeni açan tomurcuklarla sizlere veda etmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Gününüz bu bitkiler gibi rengarenk ve neşeli geçsin. Sağlıkla ve huzurla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.